Böbrek sorunlarıyla Böbrek başlayalım efendim. isterseniz. Böbrek taşı, böbrek yetmezliği, çok ciddi Evet. sorunlar bunlar. Böbrek sorunları nedir İbrahim Bey? Bugüne kadar işte böbrek yetmezliğini tetikleyen sebeplerin başında bakteri, virüs ve mantarlar geliyor deniyordu. Fakat haplar hiç dikkate alınmıyordu. Kullandığımız Kullanılan ilaçlar. kimyasal ilaçlar dikkate alınmıyordu veya çok önemsenmiyordu. Ben son 5-6 yıldır sürekli takip ediyorum. Bize gelen kronik böbrek yetmezliği olan hastaların %70'inin tansiyon hapı kullandığını, %30'unun diyabet veyahut da kolesterol hapı kullandığını gördüm. %70'i tansiyon. %70'i tansiyon hapı kullananlar da kronik böbrek yetmezliği sonra mutlaka çıkıyor. 5 yıl, 10 yıl veya 15 yıl. Yani tansiyon hapı kullananlar da durumda. Böbrekler yavaş yavaş iflas ediyor. Çünkü bu toksik maddeyi böbrekler süzüyor. Böbreklerde 1'er milyondan 2 milyon nefron sürekli bir toksik zehirli maddeyle temas halinde. Evet. Ne oluyor? Zamanla yavaş yavaş böbrekleri tahrip ediyor, çürütüyor. Bitiriyor, eritiyor yavaş yavaş. Vatandaş diyor ki, ya bir tane hap alsam ne olacak ki? O bir tane hap zamanla. Bir gün alsa problem değil. 2 gün alsa yine problem değil. Ama sürekli kullanmak 10 zorunda yıl kullanırsa olanlar ne olur? Var. Böbrekleri çürütüyor, karaciğer yağlanmasına sebep oluyor, pankreas yağlanmasına sebep oluyor. Zaten tansiyon hapı kullanmaya başladığı zaman kişi otomatik diğer hastalıkları tetikliyor. Ama belli bir yaştan sonra da kullanmamız gerekiyor. Çünkü birçok kişide belli bir yaştan sonra yüksek tansiyon sorunu ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Yani kökten çözerseniz problemi çıkmaz. Bunu nasıl çözeceğiz peki nasıl hocam? Nasıl çözeceğiz? Şimdi bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Bağırsaklar bataklık gibi oluyor. Evet. İlaç kullandığı zaman antibiyotik, antidepresan, antihistaminik vesaire bu kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde emilerek karaciğere geliyor. Karaciğere zarar arıtma veriyor. Tesisi gibi. Arıtma tesisi, arıtmaya çalışıyor, arıtamıyor. Zamanla yoruluyor, yağlanıyor. Karaciğer yağlanırsa birçok enzimin kalitesi düşer. Sindirim anormallikleri, yetersizlikleri başlar. Ve kanda dolaşan toksik madde hangi organa depolanırsa orada problem çıkar. Yani bütün problemlerin kaynağı bağırsakla ilaç kullanmaktan kaynaklanır. Başta ilaç kullanmak, kimyasal sonra ilaç kullanmak. Bağırsaklardaki Bağırsaklara mantarlar. Mantarlar yerleşir. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde karaciğer yağlanmasına. Karaciğer yağlanırsa pankreas yağlanır, böbrek yağlanır, kalp damar yağlanması. Peki bunlar böbrekte ne tür sorunlara yol açıyor hocam? İşte bu özellikle tansiyon hapları, kolesterol, trigliserit hapları veyahut da diyabet hapları ne yapıyor? Böbrekleri yavaş yavaş iflas ettiriyor. %99 böbrek yetmezliğine yol böbrek açıyor. Böbrek yetmezliğinin sebebi kimyasal ilaç kullanmaktan Evet, kaynaklanıyor. Peki hocam %99. Böbrek taşı neden oluşuyor? Ha, böbrek taşı. Ya, bu vücut kendisi yapıyor. Yanlış beslenme nedeniyle vücut taşları eritemiyor. Yani mesela taşlar iyi yıkanmamış oluşuyor. Bir ıspanak, ıspanakta kum oluyor biliyorsunuz. Sebzeleri iyi yıkamadığınız zaman bir böyle biliyoruz halk meyvelerdeki arasında. Taşlar onlar önemli değil. Onlar bağırsaktan çıkar atar onu. Emilmiyor ki içeri geçmiyor ki. Geçmiyor yani. Hayır, halk hayır. arasında böyle biliniyor. Hayır, o yanlış. Sebzelerini iyi yıka deniliyor. O böbreğe zarar verir. Böbrek ulaşmaz o. Bağırsaklardan atılır. Yani sebzeli meyveyle alınan taş, kum vesaire. Peki nasıl oluyor bunlar? Bunlar böbrekteki zarar kum, veren. Taş. Çok çünkü ağrılı bir hastalık. Kandaki asit oranı yükselirse, yükselmesi asidoz ortaya çıkıyor. Bu asidi bünyemiz dengeleyemiyor. Zamanla aşırı yanlış beslenmeden. Bu da böbreklerde taş oluşumuna, sebep oluyor. Böbreklerdeki taşa karşı bizim çok özel bir böbrek çayımız var. Nedir hocam? Onu bir gösterebilir miyiz? Şimdi mesela altın başak otu. Altın başak otunu Türkiye'de sadece bir kişi yetiştiriyor. Sadece bir kişi Türkiye'de bilinmiyor. Altın başak otu dendiğinde mesela Mısır çarşısına gidin. Deyin ki altın başak otu istiyorum. %90'ı size altın otu verir. Altın otu. Bundan çok daha altın farklı. Altın otu tabii. Değil mi? Altın otunun hiçbir özelliği yok. Yani belki vardır da biraz hafif karaciğer etkili ama altın başak otu bu böyle bir şey. Böbrek ve mesanedeki taş, kum, iltihap, cerahat, kist. Yani böbrekleri için bu dünyada en etkili bitki. Evet. Altın başak otuyla ilgili klinik araştırmalar yapılmış, belgelenmiş etkisi.
dünyada en etkili bitki. Fakat bir yan tesiri var. Nedir? Nedir? Çok yoğun iltihap çözücü. Bunu tek başına kullanırsa kişi kaşıntı başlar. Kaşıdığı yerler böyle arı sokmuş gibi veya kaynar su dokmuş gibi kabarır. Kabarır. İşte peki, bu nedenle biz bunu... Neyle kullanacağız bunu? Sırgan otu, ayrık kökü, civan, perçeme otu, at kuyruğu otu gibi 6-7 çeşit bitkiyle özel bir karışım hazırladık. Yani rastgele bitki kullanılmaz. Kullanırsa bu sefer kaşıntıdan rahat edemez. Bu tüm bitkiler için geçerli değil mi hocam? Rastgele aslında kullanmamamız gerekiyor. Elbette yani. Şimdi mesela biz böbrekteki kisti eritmek için veya vücuttaki kist, miyom, nodül, yağ bezi, tümör eritici çok özel bir ürünümüz var. İksir. İksirin birleşiminde 19 çeşit bitki var. Hı hı. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal. Zerdeçal her türlü kist, miyom, nodül, hocam, tümörü eritici. Miyim? Zerdeçal. Zerdeçöp. Açabilirim. Açabilirsiniz. Biraz sarımsak kokulu bu. Her çok türlü merak ettim. Bayanların mesela gözüken yumurtalıklardaki kisti, hı hı, eritir 3-4 ayda. Yok, kötü kokmuyor. Veyahut gayet güzel. Rahimde oluşan miyomu eritir. Ameliyatı gerek yok. Kullanan, hatta bizde böyle bir hanımefendi de 11 santim kist vardı. 5 ayda eritti. 11 evet. santim. Kötü huylu yani kanserojen. Kanserli hücre sayısı 2300'ü bulmuştu. 3 ay kullandıktan sonra SA'sı 76'ya düştü. Bu ürünü kullandıktan sonra. 3 ay boyunca günde ne kadar kullandı hocam? Önce tabii böyle ağır vakalarda dozajı artırmak gerekiyor. Günde 3-4 defa bir fincan içilebilir. Fakat ilk etapta kişi iksiri kullanmaya başladığında mesela direkt bundan günde 3-4 defa bir fincan işte çok yoğun iltihap çözücü. Yanında farklı yani bir damarların daha iç yüzündeki bütün plakları çözücü, ara dokulardaki bütün cerrahat curufu çözücü. Böbrekler kanda dolaşan artık maddeyi süzmekte zorlanır, baş ağrısı yapar. Bu nedenle yeni başlayan kişi ağır rahatsızlıklarda, çok ağır hastalıklarda bir yemek kaşığıyla başlayacak. Günde 3-4 defa bir yemek kaşığı, sonra 2 yemek kaşığı, sonra 3 yemek kaşığı. Yani bünyeyi alıştıra alıştıra. Alıştıra alıştıra. Çünkü direkt olarak kişi bundan günde 3-4 defa bir fincan içerse çok yoğun iltihap çözücü. Vücuttaki dokulardaki, ara dokudaki bütün pislikleri çözer. Kalp damarlarını temizler, beyin lobları arasındaki plakları çözer vesaire. Bünye de bunu temizleyip aratamaz. Kandaki cerrahat, curuf, iltihap vesaire toksik madde oranı aşırı yükselirse, hı hı, hafif baş ağrısı yapar. Evet. Yan tesiri yok fakat baş ağrısı yapar. Bu nedenle dozajı yavaş yavaş artırmak gerekir. Bu çok çok konsantre siz, bir ürün. Çok evet, konsantre. Yardımcı oluyorsunuz zaten %100 kullanımıyla ilgili. Konsantre. Yani evet, bunda 1 mililitre su yok. Yani hiç su yok. Hiç su yok ve tamamen, tamamen doğal. Tamamen konsantre. Çok konsantre olduğu için bir yemek kaşığıyla başlayıp sonra yavaş yavaş hastalığa, rahatsızlığa göre, kişiye göre, bünyeye göre kendini artırabilir kişi. Artırabilir. Mesela böbrekte kist var diyelim. Evet. Veya böbrekteki damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle yeterince kan akışı yok. Böbreklerin fonksiyonu yerine getiremiyor. Kısa sürede böbrekteki kistleri eritir. Yavaş yavaş. Hı hı. Evet. Eğer ki böbrekte de taş oluşmuşsa bizim çok özel bir çayımız var. Avokado yaprağı, altın başak otu, ısırgan otu, ayrı kökü gibi. Bu çay mesela Mehmet Bey diye bir beyefendi Antalya'da yaşıyor kendisi. 5 defa ameliyat olmuş. Böbreklerinde sürekli taş oluşur. Her seferinde çok ameliyat. Kötü bir de ağrısı var hocam. Tabii. Düşürürken. 10 yani tane o çocuk kadar doğur büyür, daha rahat derler. Doğru evet. Yani ondaki taş da öyle oluşur ki ceviz kadar oluyor kısa sürede 3-4 ay. 3-4 ayda bir ameliyat oluyor sonra tekrar büyüyor. Tekrar büyüyor. Ben dedim ki bunları kullan. Hı hı. 1,5-2 ay. Taş eridiği gibi bir daha da taş oluşmaz. 1,5-2 ay kullandı. Kullandığı zaman hem taş mevcut erir, olan taş eridi bir ve bir daha da taş oluşmadı. Oluşmaz. Ceviz kadar taş olurdu bu vatandaşta. Hiçbir hastalık kalmadı. Tamamen eridi, yok oldu. Daha sonraki zamanlarda da hocam tekrar oluşmuyor değil mi? Bıraktı iksiri içmeyi, kullanmayı. Hayır, size gelmeyi bıraktı. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra tekrarlama hayır, olayı herhalde yok. Şimdi bizim elimizde buradaki gördüklerimiz hep rapor. Mesela bu son rapor 19 yaşında bir kronik böbrek yetmezliği olan ve tedavi ettiğimiz insanların raporları bunlar. Hı hı. Bu elinize gördüğün son yeni geldi elinize bir rapor. 19 yaşında bir genç
kreatin yanındaki kanında kreatin oranı yavaş yavaş yükselmeye başlamış. Yani yeşille, sarıyla işaretledik. Sarıyla işaretli olan. Nereye gidiyor? Yavaş yavaş kronik böbrek yetmezliğine, eğer ki tedavi olmazsa ne olacak? Önce diyaliz, sonra böbrek nakline gidecek. Böbrek Allah nakline korusun. Kadar varıyor. Bu hocam çok. Sonraki değerler değil mi? Evet. Sarıyla çizili önceki olan. Önceki değerler, sonraki değerler. Şöyle gösterelim. 40 gün içerisinde çok güzel gelişmeler oldu. İdrar çıkışı %38'den %68'e yükseldi. 40 gün içerisinde. Yani böbreklerin fonksiyonu %100 arttı. Aslında %100. Sizinle birlikte çok ciddi bir sağlık sorunundan da kurtulmuş oldu. Tabii, çünkü birçok insan şu an böbrek nakli için sırada bekliyor. Allah hem korusun, acı çekiyorlar. Yani 19 yaşında eğer ki bu ürünleri kullanmamış olsa diyalize girecek bir yıl sonra en geç. Evet. Sonra ilaç kullanacak. Çeşit çeşit. Allah korusun böbrek nakline gidecek. Allah korusun. Sonra böbrek nakli, böbrek vücuda uymadığı için onu baskılamak için 10-15 çeşit ilaç kullanmak zorunda kalacak. Maalesef. Yani 10 yaşında gencecik, böbrek yetmezliğine. Mesela burada bir genç. Bir insan. Bu da Almanya'dan. Protein kaçağı var. Bu da annesinin yazısı. Almanca bu tabii ki bu. Rapor, hı hı. Almanca. Kronik böbrek yetmezliğine yakalanmış. Bizim ürünleri kullandıktan 6 hafta sonra annesi teşekkür yazısı gönderdi. Allah sizden razı olsun. Gerçekten değerleri hocam, normala döndü. Almanca. Birçok kişiye derman olacak ürünler rapor ürettiniz. Rapor Almanca da bu yazı, annesinin yazısı Türkçe. Peki hocam, böbrek sorunları dedik, bunları işledik. Şimdi